Evet, hadi gelin anakondayı kuralım. Bu şekilde Python geliştirmemize başlayalım. Bunun için anaconda.com/download adresine gittikten sonra orada şöyle biraz aşağı indiğimizde Python'ın iki tane versiyonu için kurulum göreceksiniz. Python 3.6 ve 2.7. 2.7 eski versiyon, üçlü versiyonlar ise şu an güncel olan versiyondur. Biz tabii ki son sürüm üzerinden gideceğiz. Sizin bilgisayarınızın 32 bit veya 64 bitlik olmasına göre buradan 32 biti veya 64 biti tercih edeceksiniz. Benimki 64 bit, o yüzden bunu kuracağım. Evet, bunun için şey yapmanıza gerek yok. Herhangi bir giriş yapmanıza gerek yok. Bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra ben de 631 MB'lık bir indirime gerçekleşecek. Onu indirecek. O da yaklaşık 2-3 dakikalık bir süreç alacak benim için. Ben de bu arada yani kaydı durduruyorum. Bitince aynen devam edeceğim. Evet, şimdi indirme işlemim bitmek üzere ve bitti. Artık indirilen exe üzerinden anakondanızı kurabilirsiniz. İndirilen exe'ye tıklıyorum. Bu işlemi yaptığımız zaman artık Anaconda Installer dediğimiz kurulum ortamını açacaktır bize. Ben burada Next diyorum. İşte bir sözleşme var. Kabul ediyorum diyorum. Sadece benim hesabıma mı kursun bu bilgisayarda yoksa bütün hesaplara mı? Ben bir hesap kullanıyorum. Just me diyebilirim o yüzden. Anaconda'yı nereye kuracak? JUsers Engine altında Anaconda 3 klasörüne kurulum gerçekleştirecek. Hemen install diyelim. Geçelim. Default ayarları değiştirme işlemini gerçekleştirmeyeceğim. Genel kurulumu yapacağım. Ve bu şekilde Anaconda kurulumunu bizim için yapacak. Ben burası da bitene kadar yayını durduruyorum arkadaşlar. Kurulumumuz burada toparlandı zaten. Artık next deyip şöyle Visual Studio Code kurulumu için bir şey istiyor. Visual Studio Code Microsoft'un geliştirdiği açık kaynak bir editör. Ücretsizdir arkadaşlar. Biz onu kullanmayacağız. Daha sonra istersek Anaconda içerisinden kurabiliyoruz. Ama biz onu kullanmayacağımız için geçebilirim onu. Skip diyorum. Şöyle learn'ı kaldırabilirim. Şu learn'leri kaldırabilirim. Ve finish dediğimde artık Anaconda'yı kurmuş olduk. Ben tabii ki arada videoyu durdurduğum için kurulum bayağı bir sürdü. Nereden baksanız bir 10 dakikayı geçecek şekilde bir süre alıyor. Ama kurulum gördüğünüz gibi çok kolay. Bakın burada başlat çubuğuna geldiğiniz zaman Anaconda Navigator Recently Added ya da son eklenenler altında görünecektir. Onu açabilirsiniz veya direkt olarak klavyeden Anaconda yazdığınız zaman, şöyle yazmaya başladığınız zaman gelecektir zaten. Şöyle Anaconda Navigator'a bastığımız zaman Anaconda ekranını bizim için açacak ve oradan biz istediğimiz şeyi, uygulamayı, örneğin editörü, Spider gibi bir editörü açıp veya bir IDE'yi açıp kullanacağız. Evet, Anaconda açılıyor şu anda. Özellikle ilk açılış olduğu için birazcık da sürüyor. Ama yine de her zaman böyle ilk açılışlar biraz sürüyor. Anaconda'da veya Spider'da. Biraz zaman alıyor ama açıldıktan sonra herhangi bir problemimiz kalmıyor. Şurada şöyle şu Anaconda Navigator'a bastığımız zaman açılacak. Burada işte herhangi bir hata vesaire alırsam yardım etmek ister misin? Hani bize şeklinde söylüyor. Okay and don't show again. Evet ama bir daha gösterme bunu gibi bir butona tıklıyoruz. Bakın siz Anaconda'yı kurduğunuzda bir sürü şeyi beraberinde getiriyor. Yani Python tarafında kullanılan ürünü beraberinde getiriyor. Jupyter Lab'dan Jupyter Notebook'a, Spider'a, Visual Studio Code'a kadar her şeyi beraberinde getiriyor. Biz Spider'ı kullanacağız. Ona launch diyerek artık Spider'ı da başlatabiliriz. Spider'ın başlaması da biraz zaman alacak. O yüzden ben bu kısmı da yine durduruyorum.
Evet, Spider editörümüz açılıyor arkadaşlar. Şöyle bir firewall vesaire alabilirsiniz. Allow access demeniz yeterli. Burada şimdi artık Spider'ımız açılmak üzere. Spider'ı siz bu eğitim içerisinde zaten ilerledikçe sürekli kullanıyor olacağız. Kullanımı oldukça basit bir editördür. Daha doğrusu bir aynı zamanda hani bir Python IDE'sidir arkadaşlar. Spider. Şöyle bunu yaptıktan sonra okey diyelim. Ve bakın ekranımız açıldı. Şu ana kadar bu bilgisayarda hiçbir zaman Python yazılmadı arkadaşlar. Sıfır bir bilgisayar. Hiç Python yazılmamış bir bilgisayarda Anaconda'yı kurduk. Ben sizin için bir deneme yapayım. Örneğin bir Python kodu, basit bir Python kodunu buraya yazayım sizin için. Şöyle geldim. Bunları hep öğreneceksiniz. Şöyle ilk uygulamam deyip şurada çalıştır butonuna bastığım zaman şöyle bunu direkt run diyebilirsiniz. Bakın burada ilk uygulamam sonucunu gördük. Bu da şu anlama geliyor. Python kurulu. Ben bundan sonra Python geliştirmelerimi yapabilirim. Editörü yani IDE'mizi daha doğrusu Spider IDE'mizi eğitim boyunca sürekli kullanıyor olacağız.